Sıçramalı evrim teorisi, tür oluşumuna yol açan mutasyonların çok büyük ölçeklerde gerçekleştiğini ya da bazı bireylerin üst üste yoğun mutasyonlara maruz kaldığını varsaymaktadır. Darwinizmin ısrarlı savunucularından Ernst Mayr bu konuda şu yorumu yapar. Gerçekte bir mutasyon, fenotipi ne kadar çok etkilerse onun doğal ortama uygunluğunu o kadar azaltır. Mutasyon, bir tahrip mekanizması olduğuna göre sıçramalı evrim savunucularının sözünü ettikleri makro mutasyonlar da canlılar üzerinde makro düzeyde tahribatlar oluşturacaktır. Sorun, mutasyonun rastgele bir değişim olması sorunudur. Genetik yapı gibi kompleks bir yapı üzerindeki her türlü rastgele değişim canlıya zararlı sonuçlar verecektir. Genetik bilimci Len Lester söz konusu mutasyon çıkmasını şu şekilde dile getirmektedir. Bugüne kadar hiçbir yerde mutasyon genetik bilgi geliştirdiğine dair hiçbir iz yoktur. Tüm bu gerçeklere rağmen evrimciler hala ısrarlı bir şekilde Darwinizmi savunmaya devam ederler. Yüce Allah bir Kur'an ayetinde inkarcıların bu halinden şu şekilde bahsetmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar hangi apaçık belgeyi görseler yine ona inanmazlar. Öyle ki o inkar edenler sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler.